Eski model Nokia cihazlarda cihazımızın kablosu olmadığında güvenliğini veya simülonu nasıl açtığımızı bu videoda kısaca izah edeceğim. Bizim elimize bir tane 32 ön geldi arkadaşlar. Bunun kablosu da bizde mevcut değil. Ya da varsa da kaybettik, bilmiyorum. Yani bulamadık. Kablosu olmadığı için biz bunu bağlantısını kendimiz yaptık. Bu bizim UFS'imizin RC45 çıkışı. 1 numaralı VBAT, BSI, TX, RX. İlk önce bunu bulduk ve bundan bağlantıların ne işe yaradığını, hangi bölüm olduğunu öğrendik. Mesela 4TX'miş, 5RX'miş, 7GND'ymiş gibi öğrendik. Ve bunu Nokia 32 önümüze kendimiz bağladık arkadaşlar. Nokia 32 önünün da pin out'unu bulduk. Şu şekil. Nokia 32 önümüzde pin out'u bu arkadaşlar. T5 volt ucuna 2 tane diyot bağlayıp direkt artıya verdik. Yani batarya kullanmadık ki bunu bağladıktan sonra batarya kullanmamıza gerek kalmıyor zaten. Bu şekil clock leader'le direkt 5 volta atladık. Diğer bağlantıları da şemadaki gibi bağladık. Siz de cihazınızın modeli neyse o bağlantıyı yapacaksınız. Ben size pinout devre şemasını, yani devre programını size linke ekleyeceğim. Eklediğim linkten pinout devresini indirebilirsiniz. Ve hangi modelse onun modelini seçip pinoutunu bulabilirsiniz. Şimdi nasıl bağladığımızı, cihazımıza nasıl uyarladığımızı onu da gösterelim. Bu şekil bağladık arkadaşlar. Artıya gördüğünüz gibi krakütil ile atladım ben o diyotlardan. Diyotun bir tanesini kullandım ben. Siz dokunmazsa ikincisini de kullanın. Bu şekil bağlantımız var. RX, TX tuşlarını da bağladım. Gördüğünüz gibi. Ve cihazımızı UFS'imiz de bu arkadaşlar. UFS'imiz de. Şu şekil. UFS nasıl çalıştırılır diye videomuz var. Eski egzeyi nasıl çalıştıracağımızla ilgili videomuz var. Ondan da onu takip ederek setup'ını indirip XP'ye kurabilirsiniz. UFS'iniz çalışmıyorsa. Bu şekil gördüğünüz gibi UFS'imiz de çalışıyor. Kolay gelsin.